Aylardır Hatay'ımızda su meseleleriyle ilgili halkımızın, milletimizin sıkıntı içerisinde çektiğini müşahede ettik. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından iş yerlerine verilen suyun metre küpüne yapılan zamma Hatay Bölge İdare Mahkemesi tarafından çıkarılan kararla dur denildiği belirtildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan su bedelleri ödettirilmiştir. Konuyla ilgili açıklamayı AK Parti il binasında AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç yaptı. Beraberinde Antakya Reyhanlı Hassa ve İskenderun Belediye Başkanları ile Büyükşehir Meclis üyelerinde bulunduğu bir basın toplantısıyla mahkemenin kararını açıklayan Atıç, evlere verilen içme suyundaki zammın geri alınması için açılan davanın da devam ettiğini bildirdi. Yapılan bu haksız ve hukuksuz uygulamaya son vermek amacıyla Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi tarafından Hatay İdare Mahkemesi'ne su zammının iptaline ilişkin 17.3.2015 tarihinde dava açılmıştır. Atıç açıklamasında uzun bir süreden bu yana Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından ağır su zamları nedeniyle çok yüksek su fiyatlarıyla mağdur edilen değerli hemşerilerimize yapılan bu dayatma ve zulüm Hatay İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararıyla durdurulmuştur. Halkımıza çektirilen bu zulüm karşısında AK Parti grubu olarak aylarca su zamlarının iptal edilmesine ilişkin 3 defa önerge verilmesine rağmen verilen önergeler Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından gündeme dahi alınmamıştır diye konuştu. Su zamlarına ilişkin meskenlere yönelik uygulanan yüksek su bedelleri de henüz mahkemede devam etmekte olup ümit ediyoruz ki meskenlere ilişkin olan kısmı da iptal edilerek kıymetli hemşehrilerimize çektirilen bu çile sona erecektir. Türkiye'nin mega kenti İstanbul'dan sonra en pahalı su fiyatının Hatay'da olduğunu kaydeden Başkan Atıç, görüldüğü üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarımıza karşı getirmiş olduğu bu su zammının haksız olduğu kanaatine varılmıştır. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en pahalı su bedeli olduğu, bu bedelin maliyet ve kar hesabı gözetildiğinde hukuka aykırı olduğunun açıkça anlaşıldığı belirtilmiştir diye konuştu. Siyaseti bugüne kadar amaç olarak değil, daima milletimize hizmet etmekte araç olarak gördük. Bu bağlamda bize oy vermiş ya da vermemiş olsun, tüm halkımızın her türlü talep ve sıkıntılarında yanlarında olduk. Ve inşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.